Herkese merhaba. Bugün sizlere saç dökülmesinden bahsetmek istiyorum. Saç dökülmesi hem kadın hem erkek hastaların polikliniğe başvurusunda önemli nedenlerden biri. Saç dökülmesiyle bir hastamız geldiğinde ilk olarak tabii ki muayenesini yapıyoruz. Muayenede saçlı deride ya da saçta kalıcı bir saç dökülmesine neden olan hastalık var mı? Geçici nedenler de olabilir tabii ki. Bunları değerlendiriyoruz. Onun dışında çekme testiyle dökülmenin şiddetini değerlendiriyoruz. Sonrasında hastamızın öyküsünde saç dökülmesini tetikleyecek bir kilo kaybı, kadın hastaysa gebelik öyküsü, ani bir stres, üzüntü, ameliyat, bunun dışında COVID gibi ciddi bir enfeksiyon, ilaç kullanımı var mı bunları sorguluyoruz. Bunlar dışında kan değerlerini mutlaka hastanın görmek istiyoruz. Çünkü kandaki bazı vitamin eksiklikleri, D vitamini, demir başta olmak üzere ve tiroid fonksiyon bozuklukları saç dökülmesinin çok önemli nedenlerinden biri. Eğer altta yatan bir neden tespit edersek mutlaka bunlara yönelik bir tedavi düzenliyoruz. Ancak bazen özellikle erkek hastalarda olmak üzere androgenetik alopesi dediğimiz hormonal saç dökülmeleri olabiliyor. Bunu kadın hastalarda da sıklıkla görmeye başladık son dönemde. Eğer böyle bir durum varsa tabii ki yüzeyel tedavilerle bunu destekleyerek PRP, mezoterapi gibi yöntemleri hastaya öneriyoruz. PRP nedir diye sorarsanız, PRP hastanın kanını özel bir tüpe alıyoruz ve santrifüj işleminden geçirdiğimiz bir işlemdir. Santrifüjden geçirildiğinde kan içindeki kan pulcuklarından büyüme faktörleri açığa çıkıyor. Bunu geri çekiyoruz enjektöre ve saçlı deriye enjekte ediyoruz. Mezoterapide ise hazır bir kokteyl var. Bunda amino asit, vitamin, mineral, saç için gerekli olan tüm moleküller mevcut. Bunu direkt saçlı deriye enjekte ediyoruz. Bir seans PRP, bir seans mezoterapi olacak şekilde 4-6 seans gibi bir tedavi planlıyoruz hastalarımıza. Tedavi aralıklarında 15 günle 1 ay arasında hastalarımıza öneriyoruz. Eğer saç dökülmeniz varsa mutlaka önce değerlendirilmesi, altta yatan bir neden var mı tespit edilmesi için dermatoloğunuza başvurun.